Günaydın arkadaşlar. Evet, bir eğitim programında yine birlikteyiz. Herkese öncelikle iyi günler, sağlıklı, mutlu günler, kazançlı günler temenni ediyorum. Şimdi arkadaşlar, böyle çok güzel sorular gelince ben inanılmaz keyif alıyorum. Ve hemen e, o sorulan sorunun e, hemen e, unutmadan, zaman kaybına e, gerek bırakmadan hemen e, yanıtlamak istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kanalımıza abone, telatın yeri rumuzlu bir e, arkadaşımız aktif karlılığı da anlatır mısınız diye çok güzel bir soru sormuş ve ben bu sorunun bilinçli ol olarak sorulduğunu tahmin ediyorum. Niçin bilinçli olarak sorulduğunu da şimdi size izah edeceğim. Ama önce arkadaşlar bir e, şeye e, değinmek istiyorum. Şimdi yine e, piyasada yorum yapan arkadaşların e, bir türbülanstan bahsediyorlar. Ya türbülansın ne olduğunu bilmiyorlar, hiç yaşamamışlar. Ya karınlarından konuşuyorlar yumuşakça kulağa böyle daha e, olayı hafifletici, yumuşatıcı e, ifadeler kullanmak istiyorlar. Ya da papağan gibi herkes birbirinden duyduğu en e, normal e, ifadeleri kullanmaya özen gösteriyor. Şimdi arkadaşlar. Bu yaşadığımız asla ve asla türbülans değildi. Herkes gerçeği konuşsun gerçeği. Bu ama siyasi darbe deyin, ama ekonomi darbe deyin, ne derseniz deyin. Bunun gerçek adı bir operasyondu. Ama siyasi ama ekonomik bir darbeydi arkadaşlar. Şimdi kavram kargaşası na düşmeyelim. Kavram kargaşası yaşamayalım. Türbülans belli bir irtifada yani belli bir yükseklikte bir uçağın bir hava boşluğuna denk gelip belli bir irtifa kaybetmesidir. Ani bir düşüştür. Ama ama o uçak o e, bir belli bir irtifayı kaybettiğinde yani hava boşluğuna denk gelip belli bir irtifa kaybettikten sonra uçağın pilotu tekrar kontrolün doğrultusunda uçağı yine eski irtifadaki rotasına sokar. Peki girdik mi arkadaşlar rotaya? Hayır aynı rotaya girdik mi? Yani e, arkadaşlar küçük yatırımcı bu türbülans dedikleri ki bana göre bir operasyondur. Hangi yatırımcı o günü o çöküşte malını çıkabilme, satabilme imkanı yakaladı? Seans açıldığında zaten devre kesiciler devredeydi. Kim malını satabildi? Hiç kimse. Peki arkadaşlar borsanın bir dinamiği vardır. Borsanın bir gerçeği vardır. Birileri kaybediyorsa birileri muhakkak yüzde yüz kazanıyordur. Hepimizin borsadaki bulunan herkesin aynı anda kaybetmesi ya da kazanması mümkün değildir. Birileri satıyor, birileri alıyor arkadaşlar veya birileri alıyorsa birileri satıyordur. İşte bu birilerinin alıp birilerinin sattığı aradaki fiyat farkı birilerinin kaybıdır, birilerinin kazancıdır. Hangimizin kazancı telafi oldu veya hangimizin kaybı e, telafi oldu? Hisse senetlerinin Cuma akşamı seans saat 6'da kapandığı fiyatlara hangi hisse senedi gelebildi arkadaşlar? Şimdi buna türbülans diyebilmemiz için bizim yine o irtifalarda aynı rotada seyrediyor olmamız lazım. Yani e, bunu türbülans diyerek bu şekilde geçiştirmek küçük yatırımcıyı, borsa yatırımcısını Kandırma çabasıdır. Başka hiçbir şey değildir. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşımızın sorusuna geldiğimizde... Aktif karlılığı için arkadaşlar, bugünkü model şirketimiz Bursa Çimento. Şimdi arkadaşlar benim böyle model şirket olarak koyduğum şirketleri takip edin. Bakın yatırım yapın demiyorum, takip edin. Yani ben bu şirketleri buraya model şirket olarak boşuna kullanmıyorum. Bir anlamı var yani arkadaşlar. Ama alın ya da satın diye asla böyle bir e, algı yaratarak e, bunları seçmiş değilim ama izlemeye almanız gereken bir e, şirket olarak değerlendiriyorum. Ama bir de şu var arkadaşlar, bu operasyondan sonra e, çok büyük hasar aldık. Şirketler de hasar aldı. Çünkü bu operasyon sonucunda Bizim risk oranımız çok yükseldi arkadaşlar. Bakın döviz tırmandı, altın tırmandı, 10 yıllık hazine bonosu tahvil faiz oranları 19'ların üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla bu bu ee, Sistem sırasına göre e, borsada kayıtlı ki dışındakiler de e, bu e, ekonomik olumsuzluktan darbe aldılar. Yani arkadaşlar e, kartlar bir kez daha yeniden karıştı. Yani e, kriz üzerine bir kriz bindi. E, şirketlerin bundan sonraki performansı gerçekten e, ben merak ediyorum. Yani ee, bu kesinlikle olumsuz yönde şirketlerin bilançolarına yansıyacaktır. Bakın faiz, 10 yıllık tahvil faiz oranı 19 on onlarda arkadaşlar. Şimdi, niçin e, telatın yeri rumuzlu arkadaşımızın e, bilinçli olarak sorduğunu tahmin edeyim. Şimdi arkadaşlar, aktif karlılık ve e, aktif getiri oranı farklı şeylerdir. Şimdi bizi, benim arkadaşım burada iyi bir e, izleyici, iyi bir takipçi olmalı ki buradaki aktif karlılık oranı yani e, özellikle işte bu yabancıların e, terimlerini parantez içerisinde kullanıyorum ki neyin ne olduğunu Oradan duyduklarınızın burada neyi ifade ettiğini, hangi bizim kalemi içerdiğini anlayabilmeniz açısından. Şimdi muhtemelen bizim arkadaşımız bu e, analiz e, eğitim programlarında buradaki aktif karlılık oranını gördü 6.93. Yani bu şirket için söylüyorum. Diğer şirketlerde bunun farkına vardı. Dedi ki ya 6.93 iyi de arkadaş sen bize göstergeleri açıyorsun. Burada aktif karlılığını 43.4 89.3 gösteriyorsun. Arada dünya kadar uçurum var. Senin kaç tane aktif karlılığın var? Niye farklı rakamlar? Diyemedi. Aktif karlılığını anlat dedi. Ee, Kendisine çok teşekkür ediyorum. Eğer bu şekilde ise gerçekten çok dikkatli, çok bilinçli bir soru arkadaşlar. Harika. Şimdi arkadaşlar, şirketi şöyle bir genel inceleyeceğiz. Ondan sonra da ilk önce isterseniz arkadaşımızın sorusunu cevaplayalım. Aktif karlılığını, aktif getiri oranını anlatalım. Ondan sonra da şirketi şöyle kısaca bir değerlendirelim seans öncesi. Ama seans başladı. Neyse hiç önemli değil arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aktif karlılığı varlık getirisi olarak şirketin bir bilanço dönemi boyunca kar elde etmek için varlıklarını ne kadar verimli yönettiğini yönetebileceğini ee, ölçen bir göstergedir arkadaşlar. Peki e, bunu nasıl e, değerlendireceğiz arkadaşlar? Öncelikle aktif karlılığı hesap etmek için önce satış gerçekleşme yüzdesini hesap etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra daha sonra e, faaliyet çağrının faaliyet karının e, satış gerçekleşme e, oranına e, oranlayacağız. Daha sonra da bunu çıkan rakamı toplam aktiflere oranlayarak elde edeceğiz. Peki, satış gerçekleşmesini nasıl hesap edeceğiz? Arkadaşlar, e, satış gerçekleşmesi hesabı da, yani satışların gerçekleşme yüzdesi hesabını da gayrisafi e, gayri safi yani bürüt satış karını toplam hasılata bölerek elde edeceğiz. Şimdi hemen e, göstereyim arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Aktif karlılığı. Ne e, formüle etmişiz. F-366 e, bölü F-4 bölü F-152 Peki F-366'da ne varmış arkadaşlar? Hemen F-366'ya gidelim. E, bunlar arkadaşlar yani bunları ben program üzerinde gösteriyorum. Bunları e, bilanço kalemlerinde ve gelir tablosunda bulacağınız rakamlar. Evet, 3 F366 arkadaşlar finansman gelir gider öncesi kar. Yani faaliyet karını, faaliyet karını F4 de bakalım hemen. Bakın onu en tepeye koymuşumdur. Evet, satışların gerçekleşme yüzdesi 2020'den e, son çeyrekten alıyoruz rakamları. Bakın üstteki 2019 satış gerçekleşme yüzdesi, altındaki de 2020 satış gerçekleşme yüzdesi. Evet. E, sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplam çıkan rakamı bulduğumuz rakamı, toplam Aktiflere bölüyoruz. Bize bu neyi veriyor arkadaşlar? Aktif karlılığını. Şimdi arkadaşlar, aktif getiri, aktif karlılık oranımızı nasıl hesap ediyoruz arkadaşlar? Onu da hemen anlatayım. Aktif getiri oranı net gelirin ortalama varlıklara e, karşılaştırılmasıdır arkadaşlar. Nedir? Bakın hemen gösteriyorum, hemen formülünü de size veriyorum. Bakın net kar bölü ortalama toplam varlıklar arkadaşlar. Hemen Gelir tablosuna iniyoruz. Net dönem karının net dönem karının arkadaşlar hemen aktiflere çıkıyoruz. Evet. 2 dönem Aktiflerin toplamını ortalamasını alıyoruz arkadaşlar. Net karı, net dönem karını iki dönem, yani bir önceki döneme ait toplam aktiflerle, cari dönemdeki aktifleri toplayıp ikiye bölüyoruz, ortalamasını alıyoruz. bunu e, net karı da bu çıkan sonuca. Böldüğümüzde arkadaşlar aktif karlılık oranını buluyoruz arkadaşlar. Yani aktif karlılık oranıyla aktif karlılık farklı şeylerdir arkadaşlar. Eğer bu dikkatini çekerek bu soruyu sorduysa bu arkadaşı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar Bursa Chimienton'un finansal tablolarını şöyle bir analiz yaparsak, evet varlıklarda hazır değerlerin yüzde dokuz nispetinde arttığını görüyoruz ticari alacaklarda %59 nispetinde bir artış var stoklarında da yüzde otuz nispetinde bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Hemen borçlar hanesine geçtiğimizde kısa vadeli borçlarında çok cüzi bir artış var arkadaşlar. Uzun vadeli borçlarında da çok az nispetle bir artış söz konusuyken ama net borçlarında 2019'da göre 2020'dekinin payının azaldığını görmekteyiz arkadaşlar. Öz sermayeye geldiğimizde evet arkadaşlar öz kaynaklar içerisinde Bursa Çimento'nun dönem karının 2020'deki payının arttığını ve öz sermaye karlılığında hızlı hızlı bir şekilde büyüdüğünü görmekteyiz. Gelir tablosuna bakalım arkadaşlar. Evet, 2020 yılında satışlarının maliyetinin payını 2019'a göre e, gerilemiş, düşürmüş, faaliyet giderleri gerilemiş, finansman giderleri gerilemiş, ama buna mukabil esas yani operasyonel faaliyet karının payını hızlı ve büyük ölçüde artırmış. Yine dönem karını yine büyük ve hızlı bir eee ölçütte artırmış. Dolayısıyla faiz, amortisman, vergi öncesi karı da e, büyümüş arkadaşlar. Evet, nakit akım tablosuna gelelim. Şimdi arkadaşlar analistin dikkat etmesi gereken konulardan biri. Öncelikle şu Hani e, demiştim ki diğer e, eğitim programlarındaki videolarda finansman faaliyetinden net nakit girişinin yatırım faaliyetinden net nakit çıkışa oranı bütün şirketlerin 2020'de 2020 ortak temel e, sorunu demiştim. Fakat Bursa Çimento istisna olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani bakın yüzde yüzün üzerinde dolayısıyla Bursa Çimento'nun e, nakit açığının olmadığını dolayısıyla bir üçüncü şahıslardan borçlanma gereği duymadığını ya da ya da bedelli sermaye artışına e, gitmeyebileceğini buna gerek duymayacağını bu oran bize çok net gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu temel ortaklık sorunlarını başa aldım. Şimdi diğer göstergelerimize bakalım. İşletme faaliyetinden net nakit girişi dönem sonu nakit artışı oranı yüzde %216.5 artış göstermiş, son derece başarılı, yine operasyonel faaliyetlerden net nakit girişinin dönem sonu nakit artışı oranı da %107,5 artış sağlamış. Bu da son derece olumlu, başarılı. Şirket dönem karı 134.192 bin TL olmasına karşın şirketin nakde dönüştürülen aslında dönem karı 205.287 bin TL arkadaşlar. Bu da %53 bir fazlalık artışını bize işaret ediyor. Şimdi evet hazır değerlerdeki artışın işletmenin faaliyetlerinden 205.287 bin TL nakit oluşturmasına karşın arttığını yani faaliyetlerinden artışın sağlandığını e, burada okuyabiliyoruz. Evet arkadaşlar e, bunlara çok fazla e, girmiyorum e, ama şurada şurada arkadaşlar. E, şunu belirtmeliyim. Şimdi yatırım faaliyetlerinden nakit girişi, yatırımlardan nakit çıkışa oranı yüzde dört artış sağlamış. Dolayısıyla şirket yatırım faaliyetlerinden nakit açığı vermiş arkadaşlar. Şimdi bu oranın düşük oluşu işletmenin kapasitesini genişletmek veya en azından korumak için yatırım yaptığını bize yatırımlarından nakit açık açığı verdiği için gösteriyor arkadaşlar yani varlık satışıyla değil arkadaşlar bunun yüzde yüzden küçük oluşu ...işletmenin duran varlık satış yolu ile nakit yarattığını da bize gösterebilir. İşte bu ikisinin arasındaki e, duran varlık satışıyla da... ...yani varlık satışıyla da e, sürdürülebilinir bir finansman fonlama stratejisi değildir. Bunu sürekli yapamazsınız. E, bu sefer e, varlıklarınızı yitirirsiniz üretim varlıklarınızı yitirirsiniz, üretime dayalı varlıklarınızı yitirirsiniz ki bu sürdürülebilir bir politika değildir işletmeler içersin. Ama e, Bursa Çimento'nun e, yatırım faaliyetlerinden nakit açığı verdiği apaçık ortada. Evet bunu da <laughs> belirttikten sonra Bursa Çimento fonların %73'lük kısmını faaliyetlerden elde etmiş arkadaşlar. Ve ve bakın bu fonların %73'lük kısmı faaliyetlerden elde edilen fonların %80 ağırlıkla dönen varlık yani bürüt işletme sermayesi ana kaynak oluşturmuş. Kısa vadeli borçların artışı değil arkadaşlar. Şimdi eğer burada dönen varlık artışı fonların elde edilmesine kaynak oluyorsa bu son derece olumlu olarak değerlendirilmesi gerekir. Ama ama arkadaşlar bu fonların faaliyetlerden elde edilirken kısa vadeli borçların artışı ana kaynağı oluşturuyorsa işte bunu olumlu olarak değil tedbirli olarak izlemek gerekliliğini bunun üzerinde durulması gerekliliğinin önemini vurgulamaya çalışıyorum değerli arkadaşlar. Evet, net işletme sermayesine de baktığımızda arkadaşlar, evet, e, net işletme sermayesi yüzde yetmiş beş buçuk artış göstermiş ki son derece olumlu, son derece başarılı arkadaşlar. E, bunun kullanım sonucuna baktığımızda yüzde doksanlan e, faaliyetlerden kaynaklandığını görüyoruz yüzde doksan buçukluk kısmını yüzde dokuz buçukluk kısmının da uzun vadeli borçların artışından kaynaklandığını görmekteyiz ve toplamda faaliyetlerinin sonucunda da yüzde yirmi bir duran varlık artışına tanık oluyoruz. Biraz önce e, fon kaynak kullanımının e, ince detayına ayrıntılarına yani mükemmelliyetine girdiğimizde e, faaliyetlerden yatırım artışının oranının yüzde yüzden düşük oluşunun e, yatırıma gittiğini e, duran varlık satışıyla bu oranın düşük olmayışını burada duran varlık artışıyla bir kez daha teyit etmiş oluyoruz. Analizimi yani analistin analizini doğru Hı. değerlendirdiğini bir analisti burada denetlemiş oluyoruz arkadaşlar. Yani bir analistin rakamları da doğru okuyarak ...doğru bilgilendirmenin... ...önemi bir kez daha... ...burada parmak basmış olduk... ...arkadaşlar... ...evet... ...göstergelere geldiğimizde... ...cari oran 3.37'den... ...3.59'a çıkıyor... ...aktif karlılığı... ...yüzde 43'den... ...yüzde 89'lara artmış... ...satış karlılığı... ...yüzde 4'lerden... ...yüzde %14 14'e artmış aktif devir hızı ondan 6'ya gerilemiş. Borçların öz sermayeye oranı hemen hemen aynı kalmış. Finansman giderlerinin borçlara oranı arkadaşlar bakın %53'müş, %33'e gerilemiş. Yani finansman giderleri borç kalemlerinin içerisinde önemli bir e, değere sahiptir. E, finansman borçları şirketlerin e, ağır yükümlülükleridir. Yani bellerini büken e, yükümlülükleridir. E, gördüğümüz gibi bunu da e, 2020'de geriletmeyi başarmış. Öz sermaye karlılığı arkadaşlar onu az önce de yukarıda görmüştük. Yüzde kırk buçuklardan yüzde yüz sekiz artış sağlamış. Net karın ödenmiş sermayeye oranı da yüzde dokuz buçuklardan yüzde kırk hızlı ve büyük bir şekilde artış sağlamış. Faiz ödeme gücü yüzde 3.43 iken bu yüzde on buçuklara kadar büyümüş arkadaşlar. Evet, hissenin değerine gelince, arkadaşlar bu çöküşten önce 4.59'larda işlem görüyormuş. Şu anda kaç bilemiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar öz kaynak verimliliği yüzde 489 artış göstermiş, piyasa değeri de o dönemde yüzde 545 yani orantılı orantılı yani borsada hisse senetlerinin spekülatif olarak artışından bir fiyat artışının olmadığını söyleyebiliriz. Hisse değerlerini burada ben vermediğimi ve nasıl öğrenilebileceğini daha önceki paylaşımlarımda bahsetmiştim. Şunu söyleyebilirim, şirket izlenmeye değer bir şirket arkadaşlar. Yani ben hala daha hisse senetlerinin şu çöküşe rağmen hala ederlerinin üzerinde işlem gördüklerini fiyatlandık, fiyatlandıklarını görüyorum işte biz tümdeki yüz biz tümdeki işletmelerin hemen hemen hepsinin diyebilirim bilançolarını analiz olarak baktım hazırladım içlerinde yani o kadar şirketin içerisinde finansal raporlarına göre e, ederinin altında fiyatlanan e, 21-22 tane şirket ya vardır ya yoktur arkadaşlar. Şimdi e, bu şirketleri arkadaşlar benden istediler ben özellikle vermedim yani bencillik yapmadım arkadaşlar onu bir söyleyeyim. Ama arkadaşlar dikkat ederlerse e, hisse senedi alımında acele etmemelerini, yani bu e, ani çöküşün hala sebebini bilmediğimiz ani çöküşün, e, yani sebebini biliyoruz da e, gerekçesini bilmiyoruz, e, daha bu olmadan e, hisse senetlerinin edirinin üzerinde fiyatlandığını ve bir... E, Enerji birikiminin olduğunu, bu enerjinin bir boşalması gerektiğini, bunun borsamız için son derece sağlıklı, tekrar e, yukarı iğmelere daha sağlıklı çıkabilmesi için bunun gerekliliğini söylemiştim. Şimdi ben o dönemde bu ederlerinin altında e, fiyatlanan hisseleri söylemiş olsaydım, o arkadaşlar gideceklerdi o hisseye yatırım yapacaklardı o hisselere yatırım yapacaklardı. Ondan sonra da bu düşüşte külliyen malda kalacaklardı. Ben onlara iyilik değil kötülük yapmış olacaktım arkadaşlar. Bunları ben biliyorum. Yani hep söyledim. Hep arkadaşları telkin etmeye çalıştım soran arkadaşlara. Ee, hani hisse senedine yatırım zamanı geldi mi diyen arkadaşlara hep bekleyin dedim bekleyin dedim ee, ben yine aynı görüşteyim şahsım adına söylüyorum ee, kimseye de e, alana da mani olmam ee, ama ben e, kendim hisse senedi almaya e, yanaşmıyorsam bir başkasını da e, yanaştıramam. Yani kendi yapmayacağım bir şeyi bir başkasına e, telkin de edemem, tavsiyede de bulunamam arkadaşlar. E, herkese hayırlı kazançlar, önce sağlıklar diliyorum arkadaşlar. Sağlık en büyük kazanç.